AK Parti'ye yakın medya ve AK Partili yöneticilerin yaptıkları AYM kararıyla dershaneler yok hükmüne geldi. Yasa yapılmadan dershane açılamaz sözlerine hukukçular karşı çıktı. Anayasa profesörleri o yorumlar için saçma değerlendirmesinde bulundu. Yargıtay eski başkanı Sami Selçuk, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği dershane kararını hatırlattı. Selçuk, Anayasa Mahkemesi'nin kararının bağlayıcı olduğunu vurguladı ve ekledi. Ne münasebet, öyle şey olur mu? Bunlar saçma sapan taraflı değerlendirmeler, bilimsel ve objektif değerlendirmeler değil. Anayasa hukukçusu Profesör Doktor Ergun Özbudun da dershanelerin açılması için yasa gerekir değerlendirmesini yorumladı. Özbudun, bu sözler Anayasa Mahkemesi'nin kararını anlamsız hale getirir dedi. Böyle bir yorum Anayasa Mahkemesi'nin kararını anlamsız hale getirir. Yasak iptal edilince serbestlik geri dönmüştür. Hangi anayasa hukukçusu böyle bir yorumu nasıl yapar anlamış değilim. Bir süre kapatıldı ve yasaklandı. Kanun iptal edilince özgürlük alanı geri açıldı. Bu durumun kararın geriye işlemesi veya işlememesiyle hiçbir alakası yok. Ankara Barosu eski başkanı Vedat Ahsen Coşar ise Yüksek Mahkemenin iptal kararını yorumladı. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı herkesi bağlar. Bu durumda iptal edilen kanunun yerine yeni bir yasal düzenleme yapılmasını beklemeye gerek yok. Bu aşamada pozitif hukukta engel bir mevcut olmamakla dershaneler faaliyette bulunabilirler. En dikkat çekici açıklama ise Anayasa Mahkemesi eski başkanı Tülay Tuğcu'dan geldi. Dershanelerin açılması ya da kapatılması için yeni bir yasaya ihtiyacı olmadığını söyleyen Anayasa Mahkemesi eski başkanı Tuğcu, Milli Eğitim Bakanlığı Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamazsa anayasal suç işler dedi.